bir şey söyleyeceğim. Madem Ersin sanatları sende var mı? Var var. Tamam, alabilir miyim? Tabii. Yavaş. Ne? Merhaba. Çocukça. O da var. Aa, ne haber Buket? İyiyim. Tamam, hadi görüşürüz. Tost mu yiyorsun? Evet, Buket Çilek nerede? Sınıfta ders çalışıyorum. Yazılı falan mı var? Yok, söz olacaklarmış. Kolay gelsin. Bakalım. Ne oldu, çalışamadın mı? Çalışamadım. Kardeşim hastalandı. Bütün gece ağladı. Okuduğumdan hiçbir şey anlamadı. Olsun canım, öğretmenine söylersin, o da anlayış gösterir. İnşallah. Buket, tostundan bir ısırık verir misin? Tabii. Ay. Hayır Buket, o bugün aç kalacak. İyi de neden? Senin yüzünden Tuğçe. Ceren! Sana yakışıklı görünsün diye banyoda oyalandığı için servis geldiğinde kahvaltı edemeden çıkıyor. Babamla Betüş ona bu yüzden ceza verdiler. Aklı başına gelene kadar ona tost yok harçlıkta. Ne zaman banyoda herkes gibi zaman geçirir? O zaman. Sen sussana artık. Kız arkadaşımı edemezsin. Sen karışma Kerem. Abi Kerem'e doğru dürüst davran. Kerem'e gününü gösterirse onunla seninle de görüşeceğiz. Sence? Kavga etme. Ben kavgacı bir erkek arkadaşı istemiyorum. Olmaya çalış. Duydun mu abicim? Ceren! Hocam abi. Ne var? Tostumu ısıracaksan ısır. Artık sınıfa gitmem lazım. Yok, sağ ol. Özür dilerim Buket. İstemiyorum artık. İyi dersler. Hadi Kerem, biz de artık yukarı çıkalım. Tuğçe yokken sizinle göreceğiz. Hadi şimdi gidin. Onlara ne dedin? Hiç. Hadi gel biz çıkalım. Bir ısırık ver sana. Çilek hala mı çalışıyorsun? Ya hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi çalışsan o kadar şey öğrenecek misin sanki? Tahtaya kalkarsan bana kopya verir misin? Ben de bir şey bilmiyorum ki. Üf, ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı. Sıfır almaya razı mı olalım? Bence dua edin. Öğretmen bizi kaldırmasın. Bence de. Lütfen öğretmenimiz bizi sözlüğe kaldırmasın. Kızlar ne yapıyorsunuz? Görmüyor musun? Dua ediyoruz. Sözlüğe çalışamadık. Oh ne güzel. Ben de size öğretmene söyleyeyim de ilk sizi kaldırsın. Hele bir yap. Yapacağım, yapacağım. Barış sen ne biçim arkadaşsın? Eğer öğretmene söylersen sıfır alırız. Bana ne, bana ne? Demek bana ne? Ben şimdi sana gösteririm, bir şımarık. Ne yaptın? Yok ettim. Öğretmen sorarsa da kayboldu deriz. Sen büyücüsün. Ona büyü yaptın, gördü. Siz de gördünüz mü arkadaşlar? Gördük. Ya bakın açıklayabilirim. Yok yok, en iyisiyle bütün olayları unutturayım. Ama o şeyi nasıl oldu hatırlamıyorum ki. Çocuklar, neyiniz var sizin? Çilek öğretmenim. Ne? Hemen şimdi birisine gidip şu unutturma sevdiğini hatırlamam lazım. Anneanneme. Merhaba dedeciğim. Çilek, merhaba. Senin bu saatte okulda olman gerekmiyor mu? Gerekiyordu ama bir sorun çıktı. Fazla zamanım yok. Anneannem nerede? Annenin yanına gitti. Bir sorun mu var? Evet, okulda bir sihir yapmak zorunda kaldım. Herkes gördü. Bu sihri hemen düzeltmem lazım. Hadi ben anneannemin yanına gidiyorum. Annemlere sakın söyleme, tamam mı? Tamam, hay Allah. Peki annenden nasıl saklayacaksın? Anneannen onun yanında. Kafeye görünmez olarak gideceğim. Annemi donduracağım. Ve anneannemle konuşacağım. Tamam, hadi iyi şanslar yaramaz peri. Sağ ol dedeciğim. Bay bay. Zamane gençleri işte. Olmadı mı daha anneanne? Oldu oldu, az kaldı, sabret. Aa, annemle teyzem niye donmuş?
Anneannemle Toprak ne sihir yapıyorlar öyle? Şimdi bu sihir babamı peri mi yapacağım? İstersek bütün fanileri peri yapabiliriz. Aa, burada neler dönüyor böyle? Baskın be senin de. Ay, ödümüzü koparttın. Evet yani çilek. Siz ikiniz burada ne sihir yapıyorsunuz? Ay, sır saklar mısın? Tabii ki anneanne peri sözü. Babanla Yavuz'u peri yapıyoruz. Anneannem mutluluk sihri içmiş. Ne istersek yapıyor. Evet, Toprak benden bunu istedi. Benim de işime geldi. Senin istediğin bir şey var mı? Aslında ben de senden bir şey istemeye geldim. Ne? Yani anneanne, almayacağım başım fena halde dert. Sen bana unutturma sihrini hatırlat. Okuldakilerin hafızasından benim peri olduğumu silin. Dur bir dakika. Şimdi bu sihir ne için işe yarayacak? Benim peri olduğumu okuldakiler anlamayacak. Ha yani sıfır almaya razısın. Barış'ı sınıftan yok ettim diye beni ispiyonlamayacak. Öğretmen belki beni tahtaya kaldırmaz. Eğer kaldırırsa o fanilerin arasında senin sıfır almana da göz yumamam. Yani? Yani dersleri senin aklına sokma sihri yapacağım. Yaşa anneanne. Yalnız aynı sihirden Buket'e de yapar mısın? O da zayıf not almasın. Bütün okul peri olsa daha iyi olmaz mı? Olur, olurdu da. Anneanne, bu sihri de yapabilir misin? Ay tabii. Burada bütün tanıdıklarımızı peri yapacak kadar sihir var. Periler, periler. Şımarma çilek, yardım et de kazana üfle. Ve buradan çıkan dumanlar tüm fanilere ulaşsın. Biz herkesi periye çevirirsek annemler bunu anlar. Ve beraat yüzüğü çıkart ederler. Ve biz de onların sihirlerini ellerinden alırız. Bu en kolay sihir. Bak. İşte sihirlerini ellerinden aldım. Onlar artık birer fani. Biz niye böyle izlemeyecekler mi? Aa, deseler bile ne olacak, ne fark eder ki? Onlara ne periyan duyabilir ne periliçe. Yani şimdi sanki şöyle bir şey oluyor. Dünya tersine dönüyor. Periler fani, faniler peri oluyor. Aşağı yukarı öyle. Şimdi ben 1-2-3 deyince kazana üfleyeceğiz ve bütün tanıdıklarımız peri olacak. Tamam mı kızlar? Tamam. 1-2-3 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.